Herkese merhaba. Ben Fidan Jafarova. Ee, bugünkü konumuz bağlanma kuramı ve kişilik bozuklukları hakkındadır. Bağlanma kuramı nedir? Nasıl başlar? Aşamaları nelerdir? Aynı zamanda ebeveynle çocuk arasında nasıl bir, bir bağlanma görünür? Ee, bugün onu bakacağız. James Masterson yazmıştır bunu. Ee, <laughs> Bu kuramı gözden geçirdiğimizde kısaca bu kuramın gelişimini inceleyeceğiz. Ee, i̇lk önce ergen bunalımı kuramı, borderline ergenin tedavisi, borderline yetişkinlerde psikoterapi ve gerçek kendilik konularına e, değineceğiz bugün. Semptomları olan ergenlerin herhangi bir Tedaviye ihtiyaçlarının olmadığını, bu semptomların döneme özgü özellikler olduğunu savunan ergen bunalımı kuramı ile ilgilidir. Yani e, ergenlerde herhangi bir tedaviye ihtiyaç görülmüyor. Herhangi bir semptom görüldüğünde aslında bunun e, ergen bunalımıyla ilgili olduğu görülmüştür. Tedavi edilen ergenlere yönelik araştırma yapıldı ve semptomoloji temelde depresyon, eyleme vurma, okuldan kaçma, uyuşturucu gibi durumlardan oluşuyor. Bu noktada bunlara borderline kişilik bozuklukları olarak tanı koyulabiliyor. Ee, eyleme vurumları kontrol edildiğinde Depresif oluyorlar. Bu da eyleme vurmanın depresyona karşı bir savunma olduğunu belirten ilk psikodinamik düşünceye yol açtı. Yani aslında şöyle e herhangi bir eyleme vurumları karşı görüldüğünde ya da kontrol edildiğinde e ergenler yani insanlar daha depresif oluyorlar. Ve eğilimi vurma'nın depresyona karşı bir savunma olduğunu e, görüyoruz. Başlangıçta depresyonun kaynağının özgürlük isteğine bağlı çatışmaların olduğu yönündeydi. Fakat savunmaları e, devam edildikçe ergenlerin güncel çatışmalardan konuşmak yerine gelişimlerindeki önceki çatışmalara odandık, odaklandıkları görülmüştür. Ee, bu psikodinamik bakış açısının derinleşmesini ve borderline ergenin sorununun, egonun gelişimsel duraklaması ve annenin egonun gelişimini desteklemedeki yetersizliğinden kaynaklanan ayrılma, bireyleşme başarısızlığı olduğunu görmeyi sağladım. Bu destek eksikliği diğer savunmaların yanı sıra önceki gelişme karşı savunulan terk edilme depresyonu şeklinde yaşanıyordu. Maternal yani anneye dair libidinal ulaşılmazlık ve egonun gelişimsel duraklaması arasındaki bağlantıyı tanımlamaya yönelik Nesne ilişkileri kuramı ve intrapsişik yapı kavramı ile cevaplanabilir aslında. Şöyle ki ee, nesne ilişkileri biriminin oluşması için anne ve çocuk etkileşimlerinin içselleştirilmesine odaklanmaya yol açtı. Bu aşamada gelişimsel yaklaşıma nesne ilişkilerini de eklersek dört düşünce bir araya getirilir. Bu dört düşünceye bakarsak ilk önce bunu söyleyebiliriz. İlk üç yıldaki ayrılma, bir birleşme evresinde annenin libidinden ulaşılmazlığı görünür. Daha sonra intrapsişik yapının nesne ilişkileri kuramam. Üçüncü olarak zihinsel işleyişin İki ilkesi üzerine Freud'un makalesi. Dördüncüsü, borderline hastaların iyileştikçe daha kötü, yani daha depresif hissettiklerine dair klinik gözlemlerim. Ee, yani aslında genel bunlara baktığımızda borderline üçlüsü olarak adlandırılan bir kavram ortaya çıkıyor. Yani kendilik aktivasyonu anksiyete ve depresyon. Bunun yanı sıra daha kapsamlı etiyolojisini içeren ve şu üç faktörle nitelendirilebilen bir kavrama yol açtı ki bu faktörler ilk önce doğa, çevre ve kaderdir. Aslında burada doğa genetik özellikleri, çevre, çocuğun kendiliğinin ortaya çıkışını, annenin desteklenmesine ve kader Hassas ayrılma bireyleşme evresinde ortaya çıkan dış baskılara göndermede bulunur. Ee, bu üçlüde kendiliğe yapılan vurgu, ego ve nesne ilişkileri perspektifinde bir değişme yol açtı. Ego ve nesne ilişkilerinin yanı sıra, kendiliğin gelişimsel duraklamasının temel patoloji olduğu anlaşıldı ee, ve hatta üçlünün sadece borderline değil bütün kişilik bozukluklarına uygulanabilir olduğu ortaya çıktı ee, bunu dedik de aslında aklımıza ne geliyor kendilik üçlüsü bozuklukları yani bunlar kendilik üçlüsü bozuklukları olarak yeniden adlandırılır eee Böylece yaklaşım gelişimsel kendilik ve nesne ilişkileri yaklaşımı haline geldi. Bütün kişilik bozukluklarının temel psikodinamik teması kendilik üçlüsünün bozukluğudur ve klinik işlemler şunlardır. Bu üçlünün klinik değişkenlerini tanımlamak yani ne olduğunu, nasıl olduğunu, niye başladığını bu işin klinik değişkenleri ilk önce tanımlanması gerekiyor. Daha sonra gelişimine devam ettirebilmesi için kendiliği özgür bırakıp savunmalara karşı koyacak bir şekilde müdahale ederek kendiliğin ve terk depresyonun ortaya çıkmasını ve derinliğe çalışılmasını sağlamak. Şöyle bağlanma kuramına göre Bowlby, Stern ve Mahler birçok bakış açısı ileri sürmüştür. Bağlanma kuramının ikinci evresinde ise Ainsworth öncülük etmiştir. Uganda ve Maryland'de evde anne çocuk etkileşimlerine dair naturalist gözlemler yapmıştır. 1980'lerin ortalarında Main ve Goldwine yetişkin bağlanma görüşmesi adı altında ebeveynler için bir görüşme yöntemi geliştirdiler yetişkinden çocukluğunda kendi ebeveynliğiyle ilişkisini ayrılma karşısındaki tutumlarını anlatılması isteniyordu Sadece söylenenlerin incelenmesine dayanıyordu. Yani söylenenler e, hizasında aslında gidiliyor daha çok bu görüşme. E, bu değerlendirmenin tek bir kişiye bağlanmanın değil, genel olarak bağlanma tarihine ilişkin bireysel farklılıkları zihinsel durumlar şeklinde değerlendirmesi olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Yani aslında bu bağlanma kuramına baktığımızda ya da ebeveyn ve çocuk arasında bağlanma sorunu görüldüğünde, sadece bir kişi üzerinde değil, aslında genel olarak bağlanma tarihine ilişkin e, zihinsel durumları değerlendirmemiz gerekiyor. main ve goldwine ideal rasyonel söylem olarak bilinen ve dört prensibe sadık kalınmasını gerektiren yardımcı ilkeyi kendilerine kılavuz olarak almışlardır. Nitelik söylenenlerin kanıtlarının bulunması ve dürüst olma. Nicelik söylenenlerin az, öz ama eksiksiz olması. İlgi Söylenenlerin konuyla ilgili olması, üslup, açık ve sistemli olma. Ee, kayıtsız gruptakiler bağlanma ile ilgili deneyimlerin etkileşimlerini düşünmeme eğilimi gösteriyorlar. Yani herhangi bir deneyimlerinde e, etkilerini düşünmeme eğilimi gösteriyorlar kayıtsız gruptaki kişiler. Endişeli gruptaki ebeveynler ise ebeveynleriyle ilişkilerine dair açık tanımlamalar ve değerlendirmeler yapamayacak kadar kaygılıdırlar. Yani endişeli gruptaki ebeveynlerin aslında kaygılı olduğunu görüyoruz. Çözümsüz veya düzensiz grup ise dağılmamış travmanın sıkıntısını yaşamakta olduğunu görüyoruz gelişim sorunu olan çocukların annelerinin ve davranış bozukluğu sergileyen çocukların annelerinin tamamının kendine güveni yoktur. Bağlanma karşısında yetişkinin zihin durumu ile çocuğun yabancı durumda gösterdiği davranışları incelersek yetişkinin Güvenli veya özel durumunda çocuğun da güvenli davranışlar sergilemesine yardımcı olur. Yani e, bağlanma kuramında en önemli şeylerden biri de ebeveynle çocuk arasındaki ilişkidir. E, ebeveynin davranışları ya da ebeveynin e, bundan önceki bağlanması... E, çocuğunu da etkiler bu durumda. Yani e, yetişkinin güvenli özerk durumunda çocuğun da aslında güvenli davranışlar sergilemesine yardımcı olduğunu görüyoruz. Ebeveynin bağlanma ile ilgili deneyimleri ve ilişkileri kayıtsız olduğunda çocuk kaçınmacı yaklaşım gösterir. Çocukların dirençli ve ikircikli süreçleri boyunca ebeveyni düşünür, kızgın veya pasif görünür. Bu durumda ebeveyn de geçmişteki bağlanma ilişkileri ve deneyimlerinden endişeli olup konuşurken kızgın, pasif ya da korkak olabilir. Kayıp veya tecavüz gibi konular tartışılırken, bireyin söylediklerinde ya da düşüncelerinde ciddi sürçmeler olur. Ebeveynin yanında çocuk düzensiz veya şaşkın davranışlar gösterir. Geçici olarak nasıl davranacağını bilmez hale gelir. Burada da gördüğümüz gibi ebeveynin düşüncelerinde çelişki olduğunda yani bireyin söylediğiyle düşünceleri arasında bir çelişki olduğunda aslında çocukta düzensiz veya şaşkın davranışlar göstermeye başlar ya da geçici olarak nasıl davranacağını bilmez hale gelir. Örneğin elleri havada kalacak şekilde kendinden geçmiş bir halde donup kalıp ebeveynin gelişiyle hareket edebilir. Ağlarken ebeveyni sıkıca sarılıp bakışları donmuş bir halde kalabilir. Geçmişte etkili ikili bir uyarılma ve duygular yaşamış olanların ileride daha etkili kendini düzenlemelerle karakterize olduğunu onaylamıştır. Bu araştırma çocukluk ve ergenlik dönemlerinde erken ikili düzenleme, ve sonraki davranış sorunları ve duygusal bozukluklar arasında yakın bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Ee, şöyle ki her yaş için anksiyeteli bağlanma yaşamış olanlar daha problemli olurken güvenli bağlanma yaşamış kişilerin daha az duygusal sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Anksiyete ile bağlanma yaşayan bireyler daha çok duygusal olurlar, özgüven problemi yaşarlar, bağlanma sorunu yaşarlar, ilişkilerini çok büyük etkiler. Ama güvenli bağlanma yaşamış kişilerse daha az duygusal sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Özellikle anksiyete bozukluklarının ikircikli, dirençli bağlanmada görülen erken düzenlemeler yapılmamasıyla yakından bağlantılı olduğu anlaşılmıştır. Hem dirençli hem de kaçınmacı bağlanma depresyonla bağlantılıdır. Yani ee, depresyonda olan kişilerin hem dirençli hem de kaçınmacı bir bağlanma gösterdikleri. E, görünmüştür. Saldırganlık e, ve daha genel bir ifadeyle davranış bozukluklarının kronik reddetme, duygusal ulaşılmazlık ve kaçınmacı bağlanmayla ilgisi olduğu ortaya çıkmıştır. Son olarak düzensiz, şaşkın bağlanma ki bu aşırı derecedeki ikili düzenleme eksikliğinin bir göstergesidir. Ee, insanlarda saldırganlık ve davranış bozuklukları görünür. Bunun da sebebi aslında kaçınmacı bağlanmayla ya da duygusal ulaşılmazlıkla, kronik reddetmeyle ilgisi olduğu e, çok yakından görünmüştür. Aynı zamanda düzensiz şaşkın bağlanma bu aşırı derecedeki ikili düzenleme eksikliğinin göstergesi olduğunda görmüş bulunmaktayız. Bağlanma kuramı ve kişilik bozuklukları sunumumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.